Merhabalar, bir Kale Bodur'la Mimarlar Konuşuyor Programda daha beraberiz. Çok değerli bir konuğum var, Ömer Selçuk Bas. Hoş geldin. Hoş bulduk, gene Yine ertelediğimiz bir şeyi bugün fırsat bulduk ve nihayet bir araya geldik. Aslında iyi ki de ertelemişiz çünkü geçenlerde şöyle bir şans oldu. Senin de olduğun bir ortamda şeyi Troya Müzesi'ni... Gezme i̇yi, şansımız merhaba. oldu. Çok hoş bir deneyimde orada bol bol işte belki biraz bu programa da ...altlık olacak şekilde konuştuk öyle ara ara bir araya geliyoruz demin de aslında programdan önce konuştuk dedim ki keşke bunları kaydetseydik <laughs> ve yayınlasaydık hakikaten çok böyle hoş bir sürü konuya değindik Kerem Pikerle de beraber şimdi senin aslında tabii bir Türkiye'de e, Türkiye e, de mimarlık okuyorsun ama ondan sonra bir şey bölümü var. Avusturya bölümü evet. var. Ondan sonra da tekrar Türkiye'ye dönüyorsun. Hı hı. Aslında galiba önce bir yurt dışı var, sonra Türkiye'de okunuyor, sonra tekrar karışık bir farklı, karışık bir şey ama sonuç itibariyle e, şunu soracağım. E, yani hangi şeyin okulun daha etkili olduğunu düşünüyorsun hayatında? Evet. Um, şöyle bir şey aslında. Um, okullar etkili oldu mu? E, mutlaka oldu. Ama esasında herhalde benim meslek hayatımda mimarlığı e, icra ediş şeklimde en etkili olan bölümü Viyana'daki çalıştığım ee, Ofis. ofistir diyebilirim. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Yani böyle tabii ki okul çok önemli. Bazı çünkü okulların böyle çok ciddi şeyleri var tansiyonları ve aromaları var. Yani oradan oradan geçmek, onun böyle tezgahından geçmek insanı başka bir şeye doğru evriltiyor, büküyor. Uludağ Üniversitesi'nin e, işte benim okuduğum zaman da böyle çok ilginç bir enerjisi vardı. O zamanlar böyle özel üniversiteler şimdiki gibi çok böyle e, şeye şey pik yapmamışlardı. Ee, özel sektörden böyle bildiğimiz bugün e, en böyle e, el üstünde tutulan mimarlar bizim okula şeye geliyorlar. Gelirlerdi işte. evet. Yani ben mesela. Part time ilk, dersler evet. yani Işte Mehmet, Mehmet Konuralp. Konral. ile başlayan Arolat, Nevzat Sayın. Nevzat Sayın yukarıda kütüphanede böyle birebir tahsih verirdi. Ben de birinci sınıfta tıfıl öğrenci. Böyle giderdim yanına ilişirdim bakabilir miyim işte ne yapıyorsunuz vesaire böyle. İşte Han. Yani düşünebileceğiniz herkes oradaydı tabanlaoğlu, Şevki, hı -hı. Pekin. Ee, dolayısıyla onun böyle çok ciddi bir yüksek enerjisi var. Çok böyle amatör bir enerjiyle Neslihan Hanım, Neslihan Dostoğlu, Neslihan Hoca e, okulu yürütüyordu. Ama Niye? şimdi İstanbul'a geldi. Evet, Kültür hı -hı. Üniversitesi'nde şu anda. Yani o dönemin, o enerjisinin tabii yüksek, tabii. yüksek evet. ölçüde onun hı -hı. böyle yeni hı -hı. başlayan enerjisi çok hakim bir şeydi, faktördü. Ee, o ilginç bir enerjiydi yani okulda. Yani Eğitim kadrosunun gençliği çok önemli. Onun da bir enerjisi vardı. Ama onunla beraber yani bu insanlar da ilk defa çünkü devlet üniversiteleri biliyorsun o zamanlar böyle çok da fazla dışarıdan piyasadan mimarları stüdyoya işte eğitim hayatının içine çekmeye de çok da böyle teşne değillerdi. Ama Hı -hı. bizim okulda o zaman Böyle bir enerji oluşmuştu bir yani. Bir imkanları olmuyor. Yani onu da aslında burada söylemek lazım. Yani haksızlık etmemek lazım. Çünkü hakikaten biz devlet üniversitelerinde dışarıdan gelen şeylere çok düşük ücretler ödeyebiliyoruz. Bazen hani şey bile hani yol masraflarını bile karşılamıyor. Onun için gelen insanlar bunu dert etmiyor. Evet kesinlikle. Etmiyor ama... Birine teklif götürürken bunu böyle hani bir bir biraz şeyler kadar özel üniversiteler kadar rahat olamıyor insanlar. Ama o dönem evet. e, yoktu diyorsun. Evet. O, o dönem şeyde hiç yoktu yani böyle hmm. bir usul de çok fazla yaygın değildi. Bugün işte hangi okula gitsen jürisinde falan özel işte evet. sektörden hakikaten böyle mimarlık icra eden genç. Orta yaşta hatta bayağı böyle profesyonel yürüten birçok insanı jürilerde işte öğrencilerle iletişim halinde görürsün. Artık bu kanıksanmış bir o durum o zaman öyle değildi. Ve o ilk enerji de çok önemli bir noktaydı. Dolayısıyla ben oradan çok şey öğrendim. Çünkü böyle bambaşka perspektifler işte. Yani ondan sonra tabanlı olduğunda çok kısa bir zaman Murat Bey'le o zaman bir ilişkim oldu. Çalıştım. Sonra benim Avusturya'ya gidiş hikayem Şevki Pekin'in bizim stüdyoya girişimi. Evet. Hmm. ...gelişiyle başladı ve bana dedi ki işte Selçuk benim işte Viyana'da bir şeyim var... ...çok yakın bir arkadaşım var, onun ofisinde staj yapmak ister misin? Sonra oraya staj yapmaya gittim. İnanılmaz bir ortam yani Viyana hakikaten böyle mimarlığın böyle çok üst seviyede... ...ve üst Hı -hı. kalitede üretildiği bir şey. Sonra okulu bitirdiğim zaman da Walter'in yanına, Walter Stelzamer'in yanına... ...aslında çalışmaya gittim. Okul değildi yani benim derdim Hı -hı. çünkü orada nasıl mimarlık icra ettiklerini görünce... Yani eğitimdeki boşluğun da çok ciddi şeyine varıyorsun. Hmm, farkına varıyorsun. Hmm, Çünkü hmm. eğitim böyle mimarlığı inşa etmek, yapı yapmak üzerine çok fazla refleksleri geliştiren bir düzlemde yürümüyor. Öyle olmasını da beklemezsin zaten. Türkiye fazla. için söylüyorsun. Türkiye için söylüyorum. Yani oraya gidince ben kendimi çok ciddi eksik hissettim. Ve sonra da orada işte 5 yıl süren ve hala şimdi baktığım zaman keşke çok daha uzun süre kalıp hakikaten kendimi başka açılardan da geliştirseydim dediğim bir süreç yaşadım. Yani bir okul mu, o okul mu bilmiyorum ama ben şeyin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle meslek hayatına ilk adım attığın zaman nasıl başladın? Yani kendi ofisini açmak mı, gidip bir yerde böyle çalışmak mı? Çalışıyorsan nasıl bir konfigürasyonda bir yerde çalışıyorsun? Ki benim, benim çalıştığım ofis hakikaten hardcore, böyle one man hı hı. E, şey e, mimarlık icra eden. Böyle bayağı Bauhaus ekolünü şey yapmış, sırtını oraya yaslamış. Hocası da böyle Bauhaus'un böyle çok hı -hı, önemli, Hans olan bir hı -hı. şeydi. Bayağı afilli bir mimarlık ofisiydi ve yoğun olarak konut yapıyorlardı. Hı -hı. Bu da çok ilginç bir şey. Yani şöyle, yani mimarlık hayatına ilk giriyorsun, profesyonel anlamda bir şey var. Mimarlık üretimini izliyorsun. Şöyle bir sahneyle başlıyor. Orta segment bir avukatın işte tek evini yapıyorsun. Mesela hı -hı. bu mesela bana çok ilginç geliyor, biliyor musun? Ya ben e, hep çünkü şöyle oldu mimarlık eğitim boyunca dediler ki bize arkadaşlar mezun olacaksınız işte yani bakmayın size burada müzeler işte kültür merkezleri bilim merkezleri çizdiriyoruz yani konut yapacaksınız ya benim bir konut yapmam. 20 yıl sürdü. Yani meslek hayatı, diplomamı aldıktan 20 yıl sonra bir tek ev <laughs> projesi yapabildim. Bence çok enteresan bir durum. Keçi yani. evi. Evet. evet. Çünkü sen sormadan söyleyeyim neden diyeceksin. Yani bu eğitimle alakalı olan mevzu. Yani mimarlık bence bir şey. Yapma, çizme ve sonra da onu tatbik ederken onu sahada birebir gözlemleme, işçiyle temas... ...hangisinin olup hangisinin olamadığını anlama ve sonra tekrar laboratuvara, ofise dönme... ...masada tekrar onu bir daha çevirme mevzusu olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü böyle sadece ofiste böyle masa başında tasarlayarak yapılan bir iş değil. Ama A Aslında benim yani gireceğim bir konuya sen erken girdin. Çünkü şunu söyleyecektim senin tanıtımının eki olarak. Sen bir şeyi aslında şartlanmayı yıkıyorsun mimar olarak. Çünkü işte genelde hakikaten dediğin gibi öğrenciler de yakınırlar bundan. Ya hocam işte bize hep kültür merkezleri, müzeler, şunlar bunlar böyle özel programı olan hatta şimdi son dönemde çok böyle programların da havalı ve kolay anlaşılmayan isimleri var. böyle şeyler yaptırıyorsunuz ama biz böyle piyasaya çıktığımız anda işte bir toplu konutun içinde buluyoruz kendimizi diye. Sende böyle olmamış. Onun için Evet. Böyle şey diyecektim yani bu böyle bizi biraz haklı çıkaran belki bir, <laughs> bir örnek olduğun için o ilginç yani. Çünkü sen daha değil mi şimdiden böyle işte bir müze mimarı olarak evet. ve daha özel ölçekteki özel yapılarla şey yapar. ...ve tam tersten giderek de konut işiyle de böyle yıllar sonra ancak evet. uğraşabiliyorum yani diyorsun. Bu... Ama burada önemli bir şey daha söylüyorsun özür dilerim sözünü kestim. Ee, şey... E... Ya yani konut da bu kadar dışlanacak bir şey değil mimarlık açısından diyorsun, değil mi? Değil. Ben mesela şunu çok e, Türkiye'de mimarlık yapmaya gayret ederken, <laughs> yani yaparken <laughs> demiyorum çünkü ben hani hakikaten hani 41 yaşındayım kendimi çok şeyi görüyorum <laughs> daha gidecek çok yolum var açıkçası o yüzden hani bu müzelerle ilgili söylediğin şey de hani müze mimarı da diyemem kendime biraz şans her şey azıcık denk geldi bazıları oluyor bazıları olmuyor ama mesela ben şuna yani bu 18-19 yıl içinde en çok özlemini çektiğim konulardan bir tanesiydi. Konut. Şu, şu his aslında. Tam konut demeyeceğim ama bir masada oturuyorsun. Bir işverenin var. Onda birebir. O hakikaten bir. o, hak o yapının sahibi. Ve e, hakiki bir mimarlık meselesini e, gerçek düzlemde tanı, tartışabileceğim bir entelektüel seviyesi de aşağı yukarı var. Hı hı. Avusturya'dan bahsediyorum bu arada ha. ve o insan da şöyle birisi değil bu arada yani hakikaten e, inanılmaz varlıklı birisi değil yani ha. bütçesinin de bir limiti var ve adamla tuğlaysa tuğla işte zemindeki taşsa taş işte maketse konseptse konsept bütün bu kurguyu hatta mimarlık tarihi üzerine konuşuyorsun ve onun göz göze bir ha. iş yapıyorsun ve onu hakikaten sahada da birebir üretiyorsun. Mesela bu... E, Hani mimarlığın üretilme biçimi, inşa hı hı. inşa etme ve işveren ilişkileri. Namına aslında o kadar o kadar olağan bir ilişki şekli ki ama hı hı. mesela bizim coğrafyamızda olmayan bir şey. O kadar asimetrik bir şekilde bu kul evet. buluyor ki bu ilişkiler. Bana çok tuhaf gelmiş. Buradan aslında şöyle bir durum çok öğrenecek şey de var. Çünkü o böyle küçük bir laboratuvar ya. Bir çatı katı renovate ediyorsun. Ya evet, tabii. Yani iki yıllık bir tecrübe belki ama Böyle gerçekten inanılmaz yapı bilgisi ve ilişki kurma şeklini de öğreniyorsun insanlarda hem de işçilerle. Bence çok kıymetli bir şey bu. Dolayısıyla mesela benim ben geldiğim zaman bunu anlamam uzun süre aldı. Hmm. Sonra birkaç üniversiteye davet edildiğim zaman onlara ilk kurduğum cümle şu ya bu coğrafyada e, mezun olduğunuz zaman o zamanlar öyleydi. Mezun olduğunuz zaman size 50 bin metrekare mix use karma kullanımlı bir proje gelme olasılığı, 200 metrekare bir ev gelme olasılığından çok daha fazla. İşte o, o bu yüzden bu coğrafyanın belli başlı yani tanımlayamayacağımız ne batı ne de orta doğu coğrafyasından farklı bazı özellikleri var, asimetrik özellikleri. Var. Arada kalmışlık. Evet, bunun iyi yanları da var. Çok evet, berbat yani. yanları da var. Evet. Çünkü küçücük bir yapıyı bile yapmayı bilmeden böyle acayip bir Macera'nın içinde, AVM bulabilirsin, içinde kendini. De bulabilirsin kendini. <laughs> bu, bu belki iyi de olabilir bazı açılardan ama bazı açılardan bana, bana genelde çok üzücü gelmiştir yani. Evet. Ben bunu aslında şunun için sordum yani bu e, bu söyleşi dizisi içinde biz e, bir seri aslında Avusturya e, ekolünden diyebileceğim mimarla. E, Konuştuk ki bunların arasında seni oraya yönlendiren şey de var, peki. şey Pekin de evet. var. Ondan sonra Murat var, Tavanlıoğlu. Ahmet Alataş var. Ondan sonra Arif Suya Batmaz evet. var ee, ve Bridget Weber var. Evet. Ee, peki onlarla kendi aranda böyle bir şey yaratan, e, ne bileyim bir e, bütünlük yaratan e, bir genel farklılık görüyor musun bir e, şey? ...bütün bu söylediğin deneyimin ötesinde bir dil veya şey bazında... ...veya yani şöyle söyleyeyim... ...bu saydığın isimlerin mesela hangisini daha yakın görüyorsun kendine? <laughs> Şevki Bey'i görürüm. Şevki Bey. Onunla başka bir, başka bir ilişki e, boyutunda da... ...yani insani olarak da başka bir ilişkim olduğu için görüyorum. Ama Murat Bey de tabii benim hocamdı. Hmm. E, Tabanlı e, oldu. E, Şey olarak tabii... E, ...biraz şöyle çok böyle karma bir durum. Yani hmm. mimarlığın icadeli şekli de e, böyle düşünce dünyasından mekana evriliş şekli de her zaman çok kişilerle çok ilişkili bir durum ya. Bir yandan tabii geçtiğiniz mekanlar, zamanlar, evet. ilişkide bulunduğunuz insanlar bir yana böyle baktığınız zaman uzaktan bir coğrafya gibi görünüyor ama öyle evet. değil. O kadar kendi içinde farklı tansiyonlar mesela Ahmet'e baktığınız zaman işte Teknik Üniversitesi'nin, Viyana Teknik Üniversitesi'nin Hohbau şeyinde acayip high-tech yapılar tasarlayan bir departman var. Mesela ona ilgi duymuş. Benim hiç zerre kadar ilgimi çekmeyen bir e, yapma <laughs> şekli mesela. Ben ben konut bölümüne meftaydım. Ben sürekli orada takılıyordum. Yani sosyal konutu nasıl yapıyorlar? <laughs> i̇şte bunlarla ilgileniyordum ya da yapı daha analog, e, eski usul yapı teknolojileriyle ilgileniyordum. O yüzden de mesela ofise döndüğüm zaman da hani daha çok e, onlar beni konsept proje tarafında tutmak istiyorlar ben hep işte uygulama çizeyim, detay bakayım, inşaata verim beni. Ben öyle, hmm, kafam hmm. öyle çalışıyordu. İnşaat seviyordum. Hala evet. da inşaat seviyorum. Dolayısıyla e, o bağlantı çok bence şeyle oluyor. E, böyle yani kişinin kendi karakteriyle, düşünce dünyasıyla, ilişki kurma şekliyle de çok bağlantılı. Ama tabii coğrafyanın da öyle bir şeyi var. Yani coğrafyanın şöyle bir etkisi var. E, o coğrafya Almanya'yla da beraber yani inşa etme tekniğinin, presizyonun Aha. yani yapının incelme e, seviyesinin üst seviyede olduğu bir e, evet, bölge. Evet. O açıdan bakarsan hani başka versiyonların, başka çeşitlenmelerinin bu saydığın isimlerde bir şekilde e, farklı tezahür şekillerinde var olduğunu da düşünülebilir. Ama sadece bu coğrafya içinde değil yani İngiltere'den de yani geldiği Belki de sonlarda sorulacak bir şey ama mesela oradan baktığın zaman şeyi nasıl buluyorsun yeni AKM önerisini? Aha. Ben şöyle buluyorum açıkçası. E, aynı yapı yani çok doğrudan söyleyeyim yani. Ha bunu cesaretle sormamın nedeni yani son günlerde sen böyle hem sosyal medyada hem e, arkiterde vesaire böyle çok hani bir yandan böyle eleştiri yazıları da falan yazıyorsun. Hiç üstüme, üstümde olmamasını <laughs> istediğim bir etiket. E, ama Malum. yani hayır ama yani onun içinde de hani bu evet. çekinmeden söylüyorum. Ben şöyle gibi. düşünüyorum. Yani e, e, politically correct bir proje hmm. olduğunu düşünüyorum projen. Ee, ama e, bunda ben de sana katılıyorum. Ama bence kesinlikle o yapı yıkılmamalıydı ve iş, yeniden inşa edildiği zaman ilk ilk yapının inceliklerinin ekseriyetinin kaybedeceğini düşünüyorum. Yani e, yani bize sunulan hmm. e, şeylerden, imgelerden... O merdiven ee, bir daha olmayacak mesela diyorsun. Sadece merdiven olsa bir <laughs> keşke. Yani dolayısıyla hani merdiveniz şöyle de değil yani merdiveni sakladınız. Tabii tabii. tekrar yaptım. Şöyle söyleyeyim bir cümleyi. Aynı nehirde iki kez e, yıkanamaz. Yani <laughs> o devir geçti, o zaman geçti. O te, o bir yapıyı tekrar yaptığımız zaman evet. Yani şöyle bir şey. E, demin aslında dışarıda konuşuyorduk. Yani mimarlıkla mimar olmayanların ilişkisinin bir şeyi var, bir tansiyonu, başka bir düzeyi var ki bence çok büyük bir eksiklik bizim memleketimiz için. Evet. Yani mimarlıkta sadece mimarlar ilgileniyor. O süreci iyi yönetti o proje evet. bence. Yani mimar, yani olm on, olmayanlarla, mimar olmayanlarla olan ilişkisi, ilişkisi itiraz iyi. edilmeyecek düzeyde. Politikalı correct'ten altını çizdiğin bu o zaten. Bu yapı hmm. hiç olmasaydı tekrar böyle inşa edilseydi birçok açıdan çok olumlu bakılabilirdi ama şunu biliyoruz hepimiz yani o o, o yapı bir şekilde korunmalıydı. Hı hı. Ee, yani bu siyasi, politik artık neyse bu kontekst e, buna bir şekilde müsaade etmedi. Onu e, görebiliyoruz yani bütün bu e, geçtiğimiz 5-7 e, sene içerisinde. Ama e, o yeniden inşa edildiği zaman aynı şey olmayacağını olamayacağını düşünüyorum. Herhalde mimarlık ortamının da ekseriyesi. Benle hem fikir olacaktır yani bu konuda. Evet. Peki iki şey, bir tanesi böyle hani satır aralarından şöyle bir şey okuyorum. O doğru mu? E, gençlere öğüt hemen büro açmayın diyorsun, değil mi? Böyle bir yerlerde bir çalışın. E, yani en azından kendi deneyiminin böyle olmasından mutlu olduğunu düşünüyorsun. Yani bunu şey olarak söyleyemem. Böyle bir e, bir şablon olarak hani bir hap bilgi olarak söyleyemem. Şu da bir çok güzel bir metot olabilir. Yani yeni mezunsun ufak tefek işler yanlışlarla yapıyorsun, yanlışlarla vesaire. ev yapıyorsun, bir şey yapıyorsun. Yani mimarlığı böyle o masayla saha arasındaki mesafeyi yakın tutarak bir üretim yapıyorsun. Hı. Ama bunu, şunu da şöyle söylemek lazım. Yani Bu benim tarif ettiğim bir çeşit mimarlık. Doğru. Yani bir o, sürü çeşit o mimarlık var. O kadar çok çeşit mimarlık var ki. Hı hı. Ben kendi e, küçük penceremden bunu söyleyebilirim. Ben hı. inşa etmekle ilgili... Hı. ve mimari niteliği belli bir seviyenin üzerinde hakikaten kaygısıyla burada var olmak isteyen ve bu coğrafyada olup bitenle de doğrudan ilişki kurmak isteyen birisi için bunu önerebilirim. Hı. Ben olsam öyle yapardım ya bir yerde çalışabilecek hakikaten kendime bir mentor bulmaya çalışırdım ki o da çok kolay bir iş değil Hı. bu zamanda bu yerde. Ya da hakikaten yani eğer kaşımı gözümü yararak bu işi yapacaksam da o yarmaların da bir ...tölere edilebilecek bir ölçekte olmasına dikkat ederdim. Yani. Peki, o zaman döndükten sonra bir şey var, değil mi? Kırılma noktası galiba Merkez Bankası evet. yarışması diyebilir miyiz? Doğru. Ondan sonra çünkü böyle bir daha aktif bir profesyonel evet. ve büro yaşamı başlıyor. Benim dönme sebebim yani. Dönme sebebim bir ortaklık var. Evet. Didem. Didem le. Didem Durak ile ortaklık var. O bir süre sürüyor galiba. Evet. E, ondan sonra e, ve o yapı da e, herhalde şey e, nitelikli bir şekilde sonuçlanıyor. Evet. E, ben şunu görüyorum yani Türkiye'de genellikle kamu yapılarını yapmak zordur. Yani kamuya ait yapıları yapmak zordur. Bir sürü nedenle e, ve sonuna kadar içinde olmak, kontrol etmek de zordur. E, gerek Merkez Bankası'nda gerekse şeyde e, Troya'da e, bunun böyle çok başarılı örnekleri olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Sen de aynı fikirde misin? Yani, yani tabii senin pencerenden öyle görünmesi güzel bir şey. Ben ben öyle bir şeyi üzerine yapıştırmakta zorlanırım açıkçası. Onu söylemek benim için kolay değil ama yani neden ben bunu söylediğimi söyleyeyim? Bir kere konvansiyonel olmayan, alışılmadık çok sayıda detay var, hı hı. E, malzeme var, malzeme bir araya gelişi var. alışmalık derken mimarlık ortamı için demiyorum. Kamu ihale düzeni içinde veya hı. kamu yapma şeyi içinde. Mekansal kurgu var ondan sonra, e, işte ne bileyim, peyseja var ana kadar bir sürü şey var. Doğru. Yani bir e, kamu otoritesine işte böyle bir e, tarla peysajını e, şimdi hani. Belki doğru isimlendirmiyorum evet, ama gayet, doğru. kabul ettirmek kolay bir şey değil bir yandan evet. yaptırmak kolay bir şey değil o anlamda söyledim ee, yani yoksa e, elbette e, tabii özel şeyler var ama bu bu bir özel bir enerji ve şey gerektiriyor diye ben doğru. biliyorum kendi deneyimlerinden de biliyorum başkalarının deneyimlerinden de biliyorum yani ben e, hani bu soru sık sık muhatap olduğum için yani Hı -hı. şöyle birkaç şey söyleyeyim çok çok şöyle bir şey var tabii. çok geniş bir konu konumu sadece kamu ile ilgili değil. Yani bu coğrafyada mimarlık yapmak için hı hı. bazı şeyler için, bazı şeyler de çok ciddi ısrar etmek, evet. takip etmek ve inanmak gerekiyor yaptığın işe. yani Ama bu coğrafya diye hep tanımladığımız şey çok geniş bir şey. Bunun da mesela bazı şeylerin, mimarların çözümü bu coğrafyanın içinde bir alt küme seçiyor kendisine. Onun içinde var oluyor. İşte ne bileyim bir sürü sürekli büyük Kurumsal firmalara iş yapıyor. Kendi yapı şeyleri birimleri olan, danışmanları olan, o iletişimi daha iyi geliştirebilen, bütçesel olarak rahat olan vesaire. Yani bakıyorsun işte İstanbul'da sürekli işte yıllarca 7-8 tane şey. Ta Sedat Hakkı'dan belki başlayarak tabii, tabii. gelişen bir gelenek. Onun içine çekildiğin zaman o coğrafyayla işte ne bileyim gidip şeyde Adıyaman'da, şeyde Sinop'ta orada burada yapılan kamu yapısı aynı coğrafya özelliklerini temsil etmiyor, etmiyor, aslında. Kesinlikle ama ben şöyle düşünüyorum yani her kamu kurumu da farklı bir kurum tabii ki. Tabii bir de o var. İkincisi her yüklenici de farklı bir yani bu yani kurumun başındaki de çok etkili olabiliyor. Olabiliyor. Bir yandan da şöyle bir şey var tabii esasen kurumun kendisi var bir de aslında çok da bahsetmediğimiz bir yüklenici var ve o da her defasında bambaşka denklemin bambaşka bir parametresi olarak Aha, o da o da çok önemli Şimdi dolayısıyla bilmiyorum. mesela bir yandan da bu şey bence çok kritik bir konu yani bu ilişkileri yönetmek evet, yönetmek mi denir bilmiyorum bazen yönetmeyi onlara kısmen bırakmak bazen başka bir pozisyon almak yani bu bu da mesela çok öğrenilen bir şey olduğunu düşünüyorum yani böyle Hani mimarın böyle çok üstten baktığı böyle yarı tanrı rolü oynadığı bir şey var ya her şeyi ben bilirim ve bu iş böyle olur bu projede böyledir mesela bu kaldı mı öyle bir şey Bu, sen? bu kalmadı ve bu çok antipatik Evet. mesela bu kurumlarda bunlar işe yaramaz hmm. ee, hakikaten başka türlü katılımcı süreçleri işletmek lazım kısmen e, kısmen başka her defasında bir strateji bulmak lazım bunun bir şablonu bir formülü maalesef yok yani İsviçre'de bina yapıyor olsaydık harikulade bir proje sahada çok az bulunarak iyi bir yapıya şey yapardı, sonuçlanırdı. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Yani bu Tam çok kastettiğim bu aslında. Bu evet. çok önemli bir şey. Yani mesela Türkiye'de çok iyi bir proje kesinlikle ve kesinlikle iyi bir yapıyı garanti etmez. Hiçbir şekilde. Çok. Dolayısıyla doğru. ben mesela şöyle çok mesela ofiste bizim çok konuştuğumuz bir şey. Hele kamuda. Sadece şey dedi Kamuda da bence özel, özel sektörde. Sektör mesela ben şöyle düşünüyorum. Biz Av Avusturya'dan ben ilk geldiğim zaman yani orada ki 5 seneden sonra Türkiye'deki bütün bu rahat düzenin üstüne böyle orada deli gibi her şey çiziliyor. Her şey son noktasına kadar. Eğer bir bina yapacaksan 6 ay bir buçuk yıl proje süreci var. Bizde tam tersi. Şimdi geldik Türkiye'de öyle o alışkanlık Merkez Bankası'nın çizik ve bakıyoruz. Yani çiziklerimizin %80'i boşuna. Yani onları çizmemiş olmak başka şeyleri düşünüyor olmak. O yapıyı yapmak için aslında çok daha bazı müspet sonuçlar. <laughs> Dolayısıyla evet. ben bunu şeye benzetiyordum. Ya bir tane printer var, 300 piksel basıyor. Evet. Ama sen sürekli 2000 piksel bir resim üretiyorsun. Evet. Ve o resim basılınca 300, yani o zaman niye 2000 üreteyim ki? Ben 300 üreteyim ama başka incelikler düşüneyim. Yani bu inşaat ve refleksleriyle bir ilişki kurmak. İşte bu bence sanki yani mimarlık eğitimi de böyle bir şey ya. Böyle çok <laughs> batıya dönük bir yüzü var. Evet böyle hep böyle açıyoruz kitapları nereye bakıyoruz işte Amerika işte İngiltere daha çok böyle merkez işte Batı Avrupa değil mi hep bu yani referansları var ama bir yandan bakıyorsun acayip işte Orta Doğu'da Hasan Fethi'ler var işte Badranlar var acayip başka bir dünya da var başka bir mimarlık da mümkün. Dolayısıyla mesela ben, benim kafama takılan konuların en başında gelen bir şey. Yani bunu becerdiğim için söylemiyorum ama yani bu coğrafyanın bir mimarlığı yani bir tane değil ama bir mimarlık yapma şekli olabilir. Ve bu illa da öyle olmak zorunda değil. Yani biz çizme, tasarlama ve bu inşaatlarla ve bu insanlarla kurduğumuz ilişkiyi başka türlü yönetebilir miyiz? Bence bu mimarlık üretimi için çok büyük bir soru olurdu. Ama ilişki kurması zor bir şey. Onu da kabul etmek. Ya bu ama bu söylediğin çok çok önemli. Yani, yani birden fazla nedenle çok önemli. Bir tanesi tabii bu batının kendinden menkul bir ana eksen tanımlama süreci içinde ona eklemlenmeyi mutlak ve kaçınılmaz gören bir kafa yapısının kırılması gerekiyor. Bundan hani şey bir böyle belli standartlardan ve beklentilerden kaçmayı değil ama bir alternatifin bu, bu bağlamın bir verisine dayalı olarak çıkmasını kastediyorum. Evet. Bir tanesi o. Ee, i̇kincisi de e, belki bu senin hani şey piksel örneğinde olduğu gibi acaba hani kanıksanmış bazı yöntemleri e, bu coğrafyaya özgü olarak ehlileştirmek ve yeniden üretmek e, mümkün mü meselesi üzerine de epeyce bir düşünmek lazım. E, belki başta söylemeyi unuttum yani iki tane e, yani birçok bir senin tabii ödülün var. E, Bunlardan iki tanesi bence çok önemli. Bir tanesi bu 40 yaş uluslararası hmm. e, ortamda verilmiş bir ödülü olduğu için. 40 yaş altı mimarlar ödülü e, şeyi seçkisine de, de yer almak. İkincisi de benim de jürisinde olduğum Turgut Cansever. Hmm. Turgut Cansever e, ödülü aslında biraz bu duyarlılıklar ve bu tartışmanın içinde olmayı e, bir şey kendine çerçeve olarak edinmiş bir şey. Onun için de hani böyle bir hemencecik bir böyle iyi ve nitelikli bir batılı reproduksiyondan çok. Yani bu 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 bağlamın hani şeyi ne olabilir? Duyarlılıkları ne olabilir şeyini ve o aslında sende izlenen bir şey. Yani şunu şunu söylemeye çalışıyorum. Burada söylediklerin şeyine de yansıyor aslında. Ürettiğine de yansıyor o açıdan. Ee, önemli, tabii tabii yani önemli bir şey diye onu söylüyorum. Ee, belki bunu biraz daha açmakta şöyle yarar var. Mesela e, bunun bir basamak ileriye götürülmüş hali Kapadokya diyebilir miyiz? Şimdi orada da belki bilmeyenler için te, çok kabaca e, özetlemekte yarar var. Şu anda sürmekte olan bir şey var değil mi? Müze... Evet. E, ...yapısı var. Hatta Doğru. inşaatı sürüyor. Bayağı bayağı sürüyor. Ve çok ilginç bir e, deneyim. Evet. E, belki de örneği çok da olmayan özgün bir şey. E, bir taraftan alınan parçalarla evet. bir boşluk yaratılıyor. Bir geri o parçalarla şey yapıyorum. Şöyle kısa özetleyeyim. Ee, yaklaşık 90 yaşında bir eski taş ocağı var. Avanos'un biraz güneyinde. Ee, i̇çi de böyle hafiften açılmış dönüştürmüş böyle aslında Kapadokya bölgesi için son derece bilinen bir şey var. Bizim yaptığımız şey onu müzeye dönüştürürken yanında bucağında yeni küçük bir taş ocağı üretip açıp oradan böyle bayağı battal boyutlarda yeni kayalar çekip taşlar çekip o taşları farklı ebatlarda ve farklı şekillerde dönüştürerek hem bir küçük bir ziyaretçi merkezi yapmak hem de bütün müzeyi ve peyzajı bu bu ana eksen üzerinde yeniden şekillendirmek bir çeşit kendi içinde e, geri dönüştürme, malzemeyi tekrar dönüştürme, e, böyle büyük ebatlı e, taş örgüleriyle aslında son derece analog yapma hmm. metotlarıyla e, böyle bir biraz deneysel bir iş yapmaya çalışıyor. Evet, o deneysellik bence önemli şey çünkü anladığım kadarıyla böyle bitmiş bir çizimden ziyade zaman zaman e, şantiyede oluşan durum da bir geri besleme Bu benim, olarak. Proje iddiası değil mi böyle? Üzerin ile... söylediğin şey üzerine aslında iyi oturuyor. Yani hmm. tabii ki bir şeyi var. Hani bir tanımı, bir çizimi, bir şartnamesi var. Ama çok fazla sahada çok fazla şekillenen bir aha, bir aha. süreç ve şey şey ben inanıyorum yani buna açıkçası hakikaten ve şu bana hep garip ge gelmiştir. Yani ne bileyim böyle çok sevdiğim bir resme baktığım zaman böyle bir usta atıyorum işte Picasso'nun bir tane fırçasının böyle bir kılı o resmin üstünde kalır ya hı hı. çok güzel bir histir yani bilirsin çünkü onun böyle kolunun hareketinin kıvamı dönüşü o hı hı. resimde bir şey yaratır hı hı. ama hı hı. mesela mimarlığın böyle bir şey olamıyor olması çok üzücü çünkü mimarlık böyle masada üretilen bir şey işte iki üç tane aracı var onlar yapıyorlar o sonunda mimarlık oluyor seninle anılıyor ya da mimar mimarlık ofisiyle anılıyor ama yani senin onunla temasın böyle çok şey ya aha, çok aha, çok dolaylı aha. bir temas ama mesela şeyi hiç unutmuyorum, hmm. çok böyle da, dağıtıyorum belki konuyu ama Paris'te Corbusier'in Yaşlılar Evi projesi vardı. Böyle bodrum katını second eşyalar satılan bir pazara dönüştürmüşlerdi. Mesela bir merdiven evinden yukarı çıkarken ahşap kalıplar üzerindeki kıymığı, mesela bu yani o malzemeyle temiz, hijyenik bir yapı değil çünkü ya hmm. da Latureti düşün mesela. Evet. Bütün o kalıpların dizilişinin bozuk halinin o yapıya verdiği o unperfect dokunun izini düşün. Yani mimarlık bu teması aslında o kadar da izin vermeyen bir şey olmayabilir. Çünkü belki de biz mimarlar o yapma eyleminden bilerek ve bilinçli olarak kendimizi çok fazla ofise çektik. Bilmiyorum. Benim çok kafama takılan bir şey. Bu Kapadokya'daki mevzu şöyle gelişiyor. Gidiyoruz sahaya çoğu zaman. Bir tane duvar var. İşte projede o X şeklinde. Başka bir şekilde çizilmiş. Bir tane A3 kağıda çiziyoruz altına paraflıyoruz, imzalıyoruz. İşte o duvarı o şekilde hmm. e, örüyor. Hatta ve hatta şeye kadar yani o duvarı örerken işte beraber taşı itiyoruz. işte harcı oradan çek diyoruz. Onu oradan şey yapıyoruz. Peki öyle itilecek gibi taşlar değil onlar. Şöyle şöyle bir şey. Yani taşlar tanesi 8 7 8 ton ağırlığında aşağı yukarı. Hmm. Böyle boom denilen bir cihazla kemerle yukarıdan sarkıtılıyor Tabii, tabii havada mu, fotoğraflarını görüyorsun? Yani senle olarak. ben böyle Hı -hı. hafifçe sağdan soldan itip ya taşı 20 25 Tam saniye Tam yerini buluyorsun. Yerini bulacak yerini sonra yerinde buluyorsun. bırak bırak diyorsun ve bırakıyor. yani hakikaten öyle bir eylem. Dolayısıyla harcın ne kadar olacağı, taşın köşesi kırıksa, abi onu oradan çevir, bunu buradan alma falan. Bütün bu eylemlere şantiye ziyaretinde müsaade ediyor. Yani böyle dolaşıp işte o elektrik olmamış, bu bilmem ne olmamış. Ne sıklıkta gidiyorsun o. şu an? Şu sıralar işte ayda iki kere. Gidince hmm. iki üç gün kalarak. Hmm. Eğer evet. çok heyecanlı bir şey yapıyorlarsa abi uçağı iptal et, birkaç gün daha kalalım. Falan. İşte taşı örelim. işte orayı çevirelim. Peyzajı şurada değil burada yapalım. Orayı beğenmek. Tabii yüklenici de tabii biraz şey. E Memnun mu hayatında? Değil tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet. bizi sevdiğini düşünüyorum. Buradan selam söylüyorum Baran <gülüyor> Bey'e. <gülüyor> ya şimdi tabii şöyle bir şey var. Yani deminki Latret örneğinden de hareketle Dışarıda da onu konuşuyorduk. Bir hani mimarların dünyasındaki değerler sistemi var. Bir de hani onun böyle sokakta algılanma biçimi var. Bu sokaktaki insan... Ee, sadece şey anlamda söylemiyorum bu meslekten uzak olmayabilir ee, Sen Hatta söyledin yani çok sanata geçirgen çok entelektüel insan kimi zaman mimarlıkla mesafeli ekseriye olabiliyor <laughs> Ondan sonra ve e, bir de onlar üzerinde bir şey var e, bunu ve bu örtüşmeyebiliyor... çoğu zaman da örtüşmüyor Doğru. Ee, Belki bu senin yakındığın şey, Yin arka planında yani bu mimarların bir tercih etmemesinin ötesinde o kültürel boşluk da yatıyor. Çünkü sonuçta işte mimar da bir şekilde yaptığı işi meşrulaştırmak istiyor şeyde. Hele ki bu kamu olduğu zaman çok da zor çünkü insanlar da böyle en kolay meşrulaştırılacak şeylere gitmeye başlıyorlar. Hı hı. Yani o açıdan da bu yapılar şemas kurabileceği bir yapıyı zaten baştan tasarlıyor. Baştan tasarlıyor, tabii. Tabii tabii. Yani i̇şte o... şeyle de ilgili, tasarlama metoduyla da ilgili. İşte bu zeminle, yerle yani Hı. yer diyoruz ama yer deyince tabii çok geniş bir şey o. Yani insan da var onun içinde, coğrafya, işte güneş vesaire de var ama kurumun kendi yapısı da var. Onunla da bir ilişki kurman gerekiyor. E... Bir de şimdi bu son yarışma var değil mi? Kore evet. e, şehitleri o da bir şeye dönüşecek. Ziyaretçi yeri artı müze. küçük bir müze, müze. ve evet. şey. Şu anda e, projeleri, uygulama projeleri, projeleri yapıyor. Uygulama projeleri geçiyor. Böylece hani bir e, kendi içinde bir seri müzeler oluşacak <laughs> e, gibi, <laughs> gibi tamam. görünüyor. Peki bütün bunlardan hareketle şeye nasıl bakıyorsun? E, Hatay, otel müze. Ha, ya onu zaten biliyorsun evet. yazdım. Ha. Onu, onun için zaten yazdığın için rahatlıkla soruyorum. Yani şöyle şöyle bakıyorum. Şimdi yani çok şimdi çok genel bir perspektifle bakalım. Tabii ki demin söylediklerin üzerinden, işte dediğim içeride konuştuklarımız üzerinden mimarlığın hani bu bu zamanda bu coğrafyada nerede durduğunu hepimiz aşağı yukarı biliyoruz yani. Bu böyle küçük bir grubun dert ettiği. Aha. Efendime söyleyeyim işte onun niteliğinin de kısmen bütün uluslararası ortamda tartışma götürdüğü, yani pozisyonumuzu doğru koymamız lazım, yani kendimize de kritiği iyi evet, yapmamız evet. lazım. Şimdi hal böyleyken, e, mimarlık kritiğini, eleştiri, eleştirisini de e, böyle acımasız bir şekilde de yapmamak lazım. Ama bence daha, yani mimarlıktan çok daha önemli mevzularımız var bizim, ben evet. öyle olduğunu düşünüyorum. Yani senin mesela güzel bir şeyin var, sözün var, ben çok seviyorum, ben ara ara kullanıyorum. Soranlar olursa da diyorum ki Abdi Hoca'dan duymuştum. Yani yakışıklı yapıları yan yana koyduğun zaman iyi kentler etmiyor. Yani hı hı. bu bu artık şey değil. Yani e, tartışılacak bir mevzu değil. Yani dolayısıyla bizim bu mimarlık mimarlık diye tartıştığımız şeyin e, nihayetinde topluma sirayet ediş şekli ve bizim bütün hayat kalitemizi arttırma şekli, biçimi, seviyesi bence çok minimum düzeyde. Evet. Keşke mesela şöyle bir dünyamız olsaydı diye düşünüyorum. Yani... ...vasat çok berbat binalar yapmaya ve devam etti. Işte o yakışıklılık üzerine, şeyine indirgenmiş ne? vaziyet. E, Hatta yakış... sabah da şunu konuştuk Kerem'le. Mesela ve burada da top mimarın elinden çıkıyor. Yani işte cephe firmaları giriyor devreye, şeyler giriyor, danışmanlar giriyor şey ve bunların da öyle klişeleri norm, beğeni evet. normları oluşmaya başlıyor. Sen onun dışına çıktığın zaman da böyle bir çağdaş olmama durumuyla karşı karşıya kalıyorsun. O da bir o da bir Onu enteresan. Onu Yani ha. şimdi cümle küçük. Yani yakışıklı yapılar yan yana gelince iyi kent etmiyor, güzel kent etmiyor diyoruz ama o yakışıklılık tırnak içinde de çok ciddi tartışma konusu. O Yani ha. o yakışıklılığı şey diye bakıyoruz. Yani bir imge olarak bakıyoruz. Hı -hı. İşte bütün olup biten böyle ana akım Hı -hı. E, mimarlık Hı -hı. E, üretimi üzerinden bakıyoruz. Ama mesela e, bunun hiçbir gramının Kamusal mekana sirayet etmemiş olması nasıl açıklayacağız? Çok rahat açıklayabilir. Çünkü bu sermayenin ürettiği bir şey. Yani evet. sermaye mimarlığı satılabilir bir meta olarak görüyor. Bizi kullanıyor. Evet. Biz de kendimizi kullandırmak en istiyoruz. En büyük çünkü tüketim şemsiyesi. Evet, şey için söylemiyorum. Ben kendimi dışında tutmuyorum. Yani öyle anlaşılmasın. Tabii yani mi? bir şekilde mimarlar var olmak için bunları yapıyorlar. Mimarlık çok önemli olduğu için mimarlık yaptırmıyor yani bu kurumlar onlara. Ya da özel sektör neyse artık. Ama bence mesela büyük soru şu. Bizim yani şu büyükleri işte şuradan çıktığımız zaman ya, ya bu kulelerin önündeki yani kaldırım zincirli kuyuya kadar giden ya burası bütün Türkiye'nin en e, finans merkezi bütün paranın döndüğü yer yani şu kaldırım bir kaldırımdan bir kaldırıma kod farkı olmadan otobüs duraklarının düzenli olduğu altından doğru düzgün geçtiğimiz evet. bir yeri yaratmayı başaramamışız bence bu. Çok basit bir örnek olabilir ama çok büyük bir şey Yo, söylüyor. Çok önemli. Tabii. Çok büyük bir şey söylüyor. Yani bizim mimarlıkla eğer bir gram yol aldıysak, bunun binde birini bir kentsel mekanda, kamusal evet. mekanda alamamışsak, bence bunun çok ciddi bir şeyi var. Evet. Yani oturup düşünmemiz gereken bir konu var. Otele bunun üzerinden gelmek lazım bence. Hı -hı. Yani biz e, mimarlık namına bazen bir şeyi dert ettiğimiz zaman, bence çok kendi küçük çemberimiz içinde bir şeyi düşünüyoruz. Çok daha büyük bir resim var. Bence otelde şöyle bir şey oluyor. Aslında hep çevremizde olan, biten bir şey. Çok ekstra bir <laughs> versiyonunu orada görüyoruz. Yani artık e, görmezden gelemeyeceğim bir versiyonu orada tezahür ediyor. O yüzden benim, yani ben hani ne bileyim oturup bunu yazacak bir, hakikaten birisi değilim. Hı hı. Yani yazı yazmak işte ne bileyim ki Emre Bey'i de ben çok severim. Hı hı. E, ama onu yazmak zorunda kaldım. Yani çünkü yani bu bina görülüyor her yerde işte bir sürü bunlarla ilgili yorum yapılıyor. Ya arkadaşım ya bunu milattan önce 2000 e, 1500'e tarihlenmiş bir Roma kalıntısının üzerine otel yapıyor bu insanlar e, ve bunu yapılabiliyor olmasının tek bir sebebi var. Yani bunu ortalama bir mimarlık da onu kimse kamuoyuna kabul ettiremez oradaki tasarımı. Bunun yapılabiliyor olmasının sebebi bu ekstra mimarlık. Üst yani, seviye mimar. Yani hakikaten o mimarlığa baktığın zaman abi de baktığın zaman inanılmaz bir yaratıcılık var. Evet. inanılmaz bir teknik var. Ama konu mimarlık değil ki. Ya <laughs> ama şunu söyleyeyim ben sana. Yani o zaman mimarlığın tabii her zaman tarih içinde sadece bu örnekte değil bir meşrulaştırıcı yolu e, rolü var iyi mimarlığın. Yani işte en olmayacak yerde bir star mimarı getirdiğin zaman belli yapıları yapabiliyorsun. Evet. E, Bakarsan bütün böyle kritik ve problemli arsalarda işte onlar bir şekilde operate ediyorlar. İşte ne bileyim su kenarında kimse bir şey yapamazken atıyorum işte o geliyor Çastı birisi yapıyor, yapıyor ama falan. Yani. E, ama şunu söyleyeyim e, bu, bu sadece mimari ölçekte değil. Mesela kartal yarışmasına bakarsan evet. yani aslında... Zahid'in projesi uygulama kabiliyeti olan ya da uygulamaya yönelik bir proje olmamakla beraber, bütün imar planının arkasındaki meşrulaştırıcı söylem ve dönüştürücü güç olarak kullanıldı. Evet. Bu yani bütün dünyada da böyle şeyde baktığın zaman o anlamda var. O konuda haklısın. Bir mimarinin böyle bir şeyi var gücü ve şeyi var. Yani bilmiyorum belki hani bunu ayrıca şey yaparız daha detaylı konuşuruz öyle bir şey de hak eden bir çok, proje çok. şey yani birçok anlamda sadece mimari ölçekte değil yani tavrıyla işte korumaya yönelik tutumla tavırla vesaireyle var ama yani şunu da unutmamak lazım işte dönemsel olarak da bu anlayışlar değişebiliyor şeye çıktığın zaman eee beyoğluna veya başka yere işte ne bileyim altta böyle bir tarihi eser var. Onu böyle L şeklinde <laughs> altında koruyup onun üstüne çıkan mesela bir sürü şey var. Bir, bir dönem onlar dönem eee çok renkli şahemiş postmodern Tabii, örnekler de var. postmodern örnekler var. Onlar var mesela evet. Yani yeniden yerine yapılmış şeyler var falan. Yani bütün bunlardan bağımsız değil aslında öyle baktığın Bence zaman. Bence esasında daha başka bir şeyle başka bir çaresizliğin bir parçası gördüğümüz. Yani bunu yani şöyle anlaşılmaması lazım bunun. Yani bu proje üzerinden konuşuluyor olmasının bir sebebi. Yani o projeyi daha, degrade etmek için değil. Burada burada belki değil bu mi oradaki da, şey buradaki e, örneğin birçok mevzuyu tartışmak için çok ayan beyan bir isim sunuyor olmak. Kesinlikle. Evet. Mesela bence bunun olabiliyor. Ve bunun konuşulması lazım. Evet. Bunun olabiliyor olduğu coğrafya, benim evet. o yazıda da bahsettiğim o kaygan zemin aslında mimarın da ayağını sıkıyor. Çok ciddi sıkıyor. Çünkü onu da çaresiz bırakıyor. Ve artık mimarlık tasarım konuşulmasından öte başka hmm. şeyleri konuşmaya başlıyoruz ve bazı şeyleri de aslında tartış tartışamayacağımız başka bir üst zemin oluşturuyor. O zemini de kurmaya çalışıyor. Bence bu çok tehlikeli bir şey. Yani ama e, belki tam da olması gereken şey değil mi? Yani bir tek hani o yapıya dönmeyip böyle bütün o konuşmaları yapabileceğin bir e, e, zeminden bahsediyoruz. Yani. yani. E, Mesela e, bence olabiliyor olmasının esas e, en önemli sebeplerinden bir tanesi kamu teşebbüsünü hı. belirli bir görüş Hı -hı. Ve güçte olmaması. Yani Hı -hı. hakikaten güçlü bir kamu, kararlı bir kamu ve ne yapacağını bilen bir kamu şu şekilde davranırdı orada. Yani Hı -hı. ben bunu koruyacağım, üzerine oteli yaptırmıyorum. Dolayısıyla bütün bu sistemi de başka şekilde kuracağım. Siz de oteli şimdi deplase ediyorsunuz, ben burayı kamulaştırıyorum, sen de bunu buraya yapıyorsun. Yani esas güçlü devlet, güçlü kamunun yapacağı iş bu olurdu. Ama burada... ...o kadar farklı parametrelerde beraber işliyor ki... ...kamu da şunu biliyor bu, bu arada... ...yani bunu iyi niyetli bir şey olarak söylüyorum... ...yani diyor ki... ...ya bu iyi bir fırsat... Hı hı. ...yani hem müze de olacak altında... ...ben yapsam bu kadar iyi yapamayabilirim bunu... ...iyi niyetli bir şey olabilir bu... ...kurul da belki böyle düşünüyor yani... ...burada iyi e, bir mimarlık da olacak... Muhakkak, tabii ...çünkü ki, öbür tabii türlü ki, tabii. ne bileyim... ...Antalya Doğu Garajı'nda da böyle bir... E, kanıtın <laughs> üzerine bir iş yaptılar... ...belki gördünüz yani inanılmaz evet. facia bir şey... ...dolayısıyla e, kurumun kendi kendi kendine güvenmemesinin de bir şeyi sonucu olarak ortaya. Ama bence esas üzücü olan şey şu, hepimize ait olan bir şey var orada. Yani aslında şöyle bir şey oldu tabii, sen onu yazdıktan sonra e, IMP'in de şeyiyle, vefatıyla böyle biraz üst üste geldi. Ben de açıp onları tekrar bir bakıyordum tartışmalara. Piramide. Piramit mesela. Yani çok benzer bir şeyle tartışılmış. Yani hatta onun işte bir Fransız mimarlar hani bir böyle Amerika kan kökenli veya orada kendi rüştünü kanıtlamış birine yaptırılmasının arka planında böyle bir projeyi kabul ettirme gücünü bulmakla ilgili bir tartışmaları var mesela şeyde piramitte hmm. ki aslında şey mesela çok daha IMP kendi açıklamasında çok daha rasyonel şey, Bence şöyle diyor yani ya burası aslında şey hiçbir şekilde bu, bu ziyaretçi kapasitesine ulaşmayacak. Bu kadar nitelikli kullanılmayacak ve bir sürü teknik sorunları olan bir şeydi. Ben oturup bunları çözdüm. Sonuçta piramit onun içinde çok hani detaydır şudur Bence... budur vesaire gibi bir şey var. Şimdi burada da tersten yaklaştığın zaman yani bu, bu böyle bir belli bir işte koruma şeyini, anlayışını veya işte ne bileyim bir bir tarihi değeri vesaireyi öne çıkarmak için bir araçsallaştırma olabilir mi? Olamaz. Bence bu verdiğin örnekte aslında bu şeyle diyorsun. hiç uymuyor. Evet. Alakası yok. Bunu neden? Da, Ankara'da da biz tartıştık uyup uymaması. Alakası yok. Neden? Söyleyeyim. Çünkü şöyle bir şey var. Yani IMP'nin operasyonu Louvre Müzesi'nin kapasitesini arttırmak daha kullanılabilir. Daha tartışmalı bir konu olabilir. Yani tarihi bir kontekstin içine. O açıdan o söyledim değil. benzerliğini. Ama şimdi evet. buradaki durum farklı. Şimdi sen Erlur e, Müzesinin o kortunun ortasına e, bir otel yapsaydın, şimdi bu başka bir durum. Hı -hı. Yani anlatabiliyor musun? Yani buradaki kurumların çatışması Hı -hı. E, Hı -hı. ve yaptığın şeyin neye hizmet ettiğiyle alakalı. Yani sadece bugüne ait bir şeyden de bahsetmiyoruz. Yani Hı -hı. şöyle bir şeyden de bahsediyoruz. Ben Antakya'lıyım. O bölgeyi biliyorum. Kurtuluş Mahallesi'ne kadar devam eden o bölge aslında ilgili Roma döneminde çok ciddi bir artar. Yani o orası değil sadece. Hı hı. Bunu bütünsel olarak ele alamaya e, kamunun da acayip bir şeyi var. Doğru, ona Sorumluluğu evet. var. Ve dolayısıyla hani e, bunun üzerine otel yapılması esas şey e, sorunsalı oluşturuyor. Yani bunun üzerine müze yapılıyor olsa başka bir tartışma yürütürdük. Hı hı. Yani o o zaman ben o tartışmanın bir konusu ya yani bir tarafında olmak istemezdim doğrusu açıkçası ama konu otel olduğu zaman. Başka bir şey oluyor yani. Benim oğlum var. E, Yalın adı. İşte yazı orada burada çıkınca baba dedi ne demek istiyorsun? Niye bunusun otel yapılamaz oğlum dedim. Bak çok basit bir matematiği var bu işin. <laughs> yani çünkü çocuğu anlatma <laughs> şeklin bence şeyi de anlatıyor. Yani bu bu meydanda duruyoruz. Şeydeyiz. E, e, Kanlıca'daki meydandayız. Küçük bir meydan. Dedim evet. ki yani bu meydanı 82 milyon parçaya böl. Bunun birisi senin, birisi de benim. Dolayısıyla burada ikimizin de payı var. O mozaikte de ikimizin payı var. Evet. Dolayısıyla orada o mozaik bulunduğu anda artık hepimizin. Yani o özel sektörün arazisi olmuş olmamış bir şey e, önem ihtiva etmiyor. Ve onun üstüne yapılan otel eğer şimdi 200 dolara satıl, önceden 200 dolara satılıyorsa ve şimdi eğer 800 dolara satılacaksa o aradaki 600 dolar bizim aslında. Ve aynı zamanda o otelin oraya yapılmaması gerekiyor. Bu hey, kadar basit ama bir yani, yani. şu söyle, yani ben tabii şey yapmak adına... eee bu bunu böyle havada bırakmamak adına söylüyorum. Ee, yani o, o otelde işte sahiplerinin veya bugüne kadar benim izlediğim kadarıyla işte klasik bir otelin atıyorum şimdi belki 3 katı, 4 katı vesaire maliyetle işte ne bileyim bodrum katı olmaksızın vesaire yapılıyor. Yani aslına bakarsan belki şöyle düşünmek mümkün mü? Ya başka bir yere gidip o oteli yapmak hem yatırımcısı açısından hem mimar açısından çok kolaydı. Evet. Değil ee, mi? Ha? Kolaydı. Yani bunu yapmak sadece bir e, işte kar verimlilik vesaire e, araziyi kaybetmeme değil. şeyle değil. Başka bir kaygıyla da açıklanabilir mi? Bu soruyu soruyorum. Belki bu soruyu tabii sormak için doğru kişi sen İyi, olmayabilirsin ben, yani. Yani bu em, aç, bu, yani bu konuşmada bir çok, çok... Konuşabiliriz. ama Aha. işte Emre Bey de burada değil. Değil, evet. Yani, yani belki o, yani evet. Biraz şey bir konuşma yani. Doğru. Ben Emre Beyle bir konuşma bir, için. Bir... Doğru. Bir, 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 bir ama ben bir ben kendi penceremden söyleyeyim. Mimar Mimar burada çok belirleyici. Aha. Ee, yani yani Emre Bey'in ikna ve tasarım gücünü de hepimiz biliyoruz. Ee, başka çok... biri yapamayabilirdi bence. Başka bence başka birisi yapamaz Yani o onun var. onun çok ciddi bir şey. Bence Mimar burada nasıl kahraman olurdu? Ben onu söyleyeyim. Kendi senaryomu söyleyeyim. Mimar e, işverene buraya otel yapma derdi. Bakanlığı ikna ederdi. Hemen yanı başında üzerinde mozaik olmayan başka bir arazide otel yapmaya olduğunu işte 1 bölü 5 maliyetle ya da 10, yani onda biri maliyetle oteli oraya yapmaya ikna ederdi. Bakan ve ile beraber o mozaikli alanı, beraberindeki genişleyen alanın kamulaştırarak bir açık hava müzesini dönüştürmeyi o kalan bütçeyle eğer ikna etseydi benim gözümde Emre Arulat kahraman olurdu. Evet, ee, dünyanın ilgilendiği bir proje olur muydu bu, bu, denli, bu denli? Bazen yani, de olmasın yani ne olacak, evet. İmarı çok evet. mu önemli bir şey yok kadar? Bazen e, de değil işte ne olacak? E, Zaten buradan de, oluyor hepsi bunların bunları. yani şeyde e, de oluyor ya mesela bir öğrenci çıkıyor böyle tabii. derste e, bir proje de, anlatıyor sanki bana tuhaf geliyor sanki dünyanın merkezi kendi projesi. Doğru başlangıç. ama şunu söylüyorum ya ben bunu e, tarafı olarak söylemiyorum ama Mesela Guggenheim şeyi denen, sendromu denen yani işte gidip bir yerde bir bina yapılıyor ve o kentin kaderi değişiyor meselesi. Bugün bütün dünyada çok böyle şey yapılan, tutunulmaya çalışılan bir tavır haline geldi. Yani mimariden insanlar böyle bir medet umuyorlar. Yani senin işte Kapadokya'da yaptığın müzede kendi işlevinin yanı sıra içinde bir şey sergilemenin yanı sıra böyle bir işleve sahip olsun diye bekleniyor. Otomatik olarak bekleniyor. Veya deniyor ki işte ya işte şu şeyi bilmem kime yaptırsaydınız şuradaki projeyi bak kaç kişi gelecekti dünyada şunları kaybettiniz. İşte şey yapın ikna edin de Haliç'teki bilmem müzeyi falanca kişi yapsın falan filan. Yani bunlar tabii yani bütün bunlar bir entegre değer sisteminin düşünce sisteminin Türkiye'ye yansımalar ile ilgili bir şey. Evet yani özellikle mimarlık ortamının içinden baktığın zaman çok legalize edilebilecek bir düşünce. Mimarların da ekseriyesi, ben de de olan bir şey. Hı hı. Bu self-rasyonalizasyon, yani kendi yaptığın şeyi sürekli bir şekilde meşru zihninde meşru kılmak çünkü tabii önce zihninde kılacak zaten bu, <laughs> yani. yoksa yoksa psikolojik bir çatışma sonucunda başka ruh haliyle başka bir yere savrulursun. mimarların çoğu da bence bir şekilde psikolojik destek alıyordur diye düşünüyorum çünkü bu iş başka türlü yapılmaz ilaç kullanıyorlardır <laughs> herhalde çünkü hakikaten yani çekilecek bir şey değil durum çok değil. zorlukları olan zorlukları olan doğru. bir durum dolayısıyla ben şöyle diyeceğim senin söylediğin şeyi anlıyorum Aha. bu işin içinde olarak ve yaptığım işi sürekli ...kendi yaptığım işi de sürekli sorgulayan e, evet. ve çok e, hesaba çeken birisi olarak... ...mimarlık her zaman gerekli bir şey olmayabilir. Yani Hı -hı. o kadar da önemli bir şey değil. Yo buna katılıyorum. Ee, bir hani özellikle bir e, şey... E, ...yani birçok konuşmada ve şeyde de söylüyorum. Yani bu, bunu ilk defa biz de söylemiyoruz. Yani işte Tafuri hani bu şeyin altını çizerek söylemiş. Bu bir işte meşrulaştırma aracı onun ötesinde çok da fazla şey yapmamak lazım gibi bir şeyi var. Çok şey, var şey lazım. <laughs> evet. Peki. Ya ben bütün bunlara girdim. Biraz da uzattık burayı ama yani nedeni şu senin böyle bir şey yanını da görüyorum. Yani sadece böyle bir mimarlık üretme değil, mimarlık üzerine düşünme düşünce üretme ve tartışma yanını da görüyorum. O da bana böyle çok çekici geliyor. Biraz o yanını da herkes hani hem görsün hem anlasın hem de. E, şey yapsın e, izlesin ya çok, diye yani, girdiğimiz bir şey. Şu anda bunu bir, çok konuştuk ama ben ha. aslında yani memnunum. biri bir de öyle birisi değilim yani. yani öyle mi diyorsun? Değilim yani bence değilim. Yani böyle bir kendimi bir şey olarak görmem ben yani. bir Hani vardır ya mimarlığın böyle alt kimlikleri bir entelektüel. Ben yani yapı yapmakla ilgilenen Hı -hı. bir böyle mütevazi bir mimarım. Yani kendimi entelektüel olarak sınıflandırmazdım yani. Dolayısıyla bu o yazıda da var bu hani hmm. bu yazı yazacak son kişilerden bir tanesi onu biliyorum evet onun altını çizmişsin peki şunu sorayım e, madem mimarlığa geri dönüyoruz e, herkese sorduğum klasik soru e, sen en çok hangi yapını seviyorsun Yapımı seviyorum yani şu seviyorsunu şey anlamda söylüyorum yani tesisle ilişkisi kuruyorsun kendinle aidiyet ilişkisi kuruyorsun Böyle mesela bir, bu keçi evi çok küçük bir yapı olmasına rağmen çok öne çıktı son dönemde. Evet. Onu seviyorsun galiba. Yani. Seviyorum. yani, o, yani son, şöyle... son masada olduğu için mi? Ee, yani seviyorum. Şöyle bir ilişki yani, böyle hafiften aşk ve nefret ilişkisi. Ha. Yani şu şöyle diyemem tabii ya, yani işte klasik bir cevap işte henüz yapmadığım falan filan öyle öyle şeylere yani <laughs> evet, öyle evet. bütün programları izledim var, ben bana farkındayım hepsini o değil ama yani e, özellikle çok ilgimi çekenleri izledim yani çok sevdiğim yanları olan yapılar da var e, çok aynı yapıların çok sev yani insanlar gibi düşün yani işte ne bileyim birisi var hani hakikaten oturup konuşmaktan çok keyif alıyorsun ama diyorsun ki ya bu adam da şöyle bir şey yapmasa keşke, şöyle demese aha, aha. keşke. Öyle bir ilişki şekli yani. Yani müzeyi seviyorum, Troyayı seviyorum. Bankayı da böyle ilk işlerden bir tanesi. Ama yani şimdi say desen, yani nelerini sevmiyorsun? Sevdiklerimden daha çok da olabilir. Yani hmm. en şey, sevmediğin hangisi? Çok şey var ya böyle sağda, <laughs> sağda, sağda solda görünmeyen ya var diye evet, mimarlık günah evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> <Devam>. <gülüyor> var birkaç tane öyle şeyler var. Ama evet. şey değil yani çok izlediğimiz için değil de yani port kitaplarda falan portfolyoda görünür ama çok da bahsedilmez. Yani şey çünkü bu dediğim kaşı ya gözü, temsiliyet şeyini görmüyorsun. gözü yarma mevzusunu görmesin. atlattığım bir sürü şey var yani denek işverenler. Evet. Öyle şeyler onu veriyor. Ya hali. bir de tabii onu şöyle de anlamak mümkün. Bir tek hani sen de başta bir yerde söyledin. Yani e, mimarın ürünü değil yapı. Yani bir, bir süreç içinde pek çok kişi var. Başta işveren olmak üzere. Yani bazen e, dolayısıyla elinden kaçıyor birçok şey. O da evet. enteresan tabii şey olarak. Yok yani bence ben, ben şöyle demezdim mesela kendim için. Asla, asla şunu söylemem. söylemem. Yani biz öyle çizmedik de bu böyle oldu. Asla diyeceğim bir şeydi Yani yapı yaparken özellikle benim çok dikkat ettiğim bir konu işverenlerle en baştan sözleşmeyi bile konuşmadan bakın mesleki kontrollük bir sahada olmayacaksak bu projeyi yapmayalım. Dolayısıyla ben hiçbir yaptığımız yapı için şöyle bir şey duyamazsınız benden. Yani biz bunu çizmedik. Yüklenici de böyle yapmış. Hayır yani bizim ne yaptıysak ben Bilfi'yi sorumluyum yaptığım işten. Eğer bir şey çizdiysem ve peşini bıraktıysam da o da benim sorumluluğum diye düşünüyorum. Mimarın sorumluluğu bırakmaması lazım aslında. Var mı öyle şeyle? Yok, yok bende ben yok, de yok yani. Hmm. Yani ne, ne görüyorsanız iyisiyle kötüsü de bizim. Hmm. Yani oradaydık. O beton dökülürken de oradaydık. Hmm. Hepimiz oradaydık yani. Veriyorlar mı bütün hepsi kontrol Hep ben ]leri. alıyorum hepsini. Hmm. Vermediği zaman da yine yani, peşini bırakmıyorum yani. yani işte. Gidiyorsun. Gidiyorum, arıyorlar, soruyorlar. Çünkü ben görüyorum onu. Yani özellikle insanlarla öyle bir ilişki kurduğun zaman e, ve senin de niyetinin başka türlü bir niyet olduğunu gördükleri zaman dönüp soruyor. Çünkü senin amacın adamı şey yapmak değil. Yani hakikaten iyi bir şey olsun. Aynı maliyete, daha düzgün bir şey olsun. Yani o taş mı, bu taş mı? İşte o detay mı, bu detay mı? İşte bunu böyle çizmişsin, böyle mi olsun? Bence çok önemli bir şey bu ya. Çünkü o yapı sonunda yani fiziki olarak öyle var oluyor. Mimarlık öyle bir şey. Dolayısıyla onun... Ete kemiğe bürünme anında mimarın bir şekilde orada olması lazım. Çok önemli. Dolayısıyla eee yani biraz görüyorsun? daha böyle bir yani şey değil mi? Eski böyle artizanal bir e, şeye mimarlık tanımına doğru gidiyor galiba. Değil mi söyledik de? Yani olabilir. Yani hakikaten yani o tip bir mimarlığı keşke yapabilsek. Keşke yapabilsem. Çok isterim yani öyle bir şey yapmak. Ki öte yandan da hani giderek böyle uzaklaştığımız bir mimarlık o böyle bütün o ayrı ayrı uzmanların devreye girmesi evet, ben demin şeyden çok şey. üzülüyorum mesela böyle okula da gidiyorum. Özellikle bu son dönemde böyle inşaatın artık çılgınca bambaşka bir düzeye evrildiği bu düzlemde öğrencilerde hep şeyi görüyorum. Böyle yapı yapmak, inşa etmekten tiksiniyorlar. Yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Çünkü tabii, tabii. o o ayrı bir süreç gibi. Onun dışında kalma değil, o... Yapılan şey. şeyleri görünce Ama de nefret ediyorlar. Demin onu. söylediğim oydu. Yani şey de öyle. Yani tanım da öyle gelişiyor. Yani yapanlar başka birileri. Hatta çoğu zaman işte demin şeyle Keremle de onu konuşuyorduk. Şeyi de e, mimar da o sürecin dışında bırakmak da istiyorlar bir yandan. Evet, yani, tabii. Çünkü, çünkü mimar başa bela ya. Yani, <laughs> yani ne güzel kendi başına her şeyi yapabilecekken birisi gelip sana diyor ki. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap, onu oradan çevir. Bu detay böyle, o doğru değil. ya iyi bir şey değil yani onun için. Valla çok keyifli tabii yani. Bıraksan hani konuşuruz. <laughs> Epik konuşuruz. Yemekle devam edelim. Yemekle devam edelim. Ondan sonra e, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ya buraya gelirken hani şunları da konuşsak deyip de benim böyle atladığım veya... İyi de o. Yani sen şey yaptın gayet güzel modları ettin yani. Öyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki son o zaman şeyi sorayım. O da biraz klasik şeylerden. kaç kişilik bir ekip var şeyde ofiste? Bizim, ufak bir ofisimiz var. Ben artı 5 kişiyiz. Hı. Ne yapsın şey yapmak isteyenler? Sizde staj ya da çalışmak isteyenler? Portfolyo, portfolyo mu yolluyor? Evet, portfolyo <laughs> Onu çünkü hep so Ben eskiden sormuyordum. Şimdi soruyorum çünkü maillerde çok geliyor. İşte Hı. Her ofisin farklı bir şeyi var işte nasıl ulaşırız, nasıl şey yaparız Bakıyoruz hocam bunu sorun falan diye bir de şeyden yakınıyorlar. E, bakılmıyor. E, Bakılıyor da şöyle e, yani hepsine dönmek çok şey değil yani küçük zor bir olur. ekip zor doğru. hepsine yani hmm. tekrar tek tek aslında hak ediyor tabii hepsine tek tek, tek, tek dönmek lazım evet, doğru bizim gibi böyle insan kaynakları departmanı olmayan ofisler için evet. hepsine dönmek çok kolay değil o yüzden e, yani çok şey, şey yaptıklarımıza geri dönüş yapıyoruz. Sevdiklerimize dönüş yapıyoruz. Tamam. Umarım hepsini seversin. <gülüyor> <gülüyor> ya çok teşekkürler geldiğin için. Çok keyifli bir sohbet.